Hoş geldiniz arkadaşlar. İnanın bugün çok yoğunum. İşten çıktım, şöyle evi toparladım, nevresimleri hazırladım. Minanelerin evi bugün taşınıyor, şu anda yükleniyorlar. Ben de şimdi işten çıkınca apar topar dedim yemek de yapayım. Bir saat içerisinde böyle elimden geldiğince her şeyi ayarlamaya çalıştım. Burayı böyle bıraktım. Belki bir kişi yatar diye düşündüm. Çünkü bazen sıcaklanıp balkonda yatmak isteyenler olabiliyor. Mehmet de bazen sıcaklanıyor. Belki Mehmet'in kardeşi yatar, Mehmet yatar. O yüzden burayı böyle boş bırakayım, yatak atarım diye düşündüm. Şöyle gidelim mutfağa doğru. Birazdan da minanelere gideriz arkadaşlar. Şöyle çok fazla bir şey yapamadım. Yemek yaptım, salata. Çayımı da demledim arkadaşlar. Şunlar kurusun, onları makineye atmıyorum. Yerine kaldıracağım. Öyle yani. Şimdi hep birlikte minanelere doğru gidelim. Bakalım onlar ne yapıyor. En son koltuğu sökemiyorlarmış herhalde. Onu söylüyordu minanne. Öğlen geldiler. Şöyle bir soluklandılar, gittiler. Şimdi tabii kontrol etmesi lazım eşyaları. Hadi biz de hep beraber gidelim inşallah. Bana şimdi sorabilirsiniz, Selma bunun ne işi var burada diye, onu söylemeyi unuttum. O acelede renklileri de yıkadım arkadaşlar. Bu hemen kuruyor, yer sofrası lazım olur diye düşündüm. Zaten bakın hemen kurudu. Çıkmadan önce alacağım onu. Şimdi az önce çıktım evden arkadaşlar. Bakın şu perdesi olmayan ev. Şurası. Bakın bayağı uğraşıyorlar yüklemek için. Şimdi geldim. Bakın. Halılar da kalktı tabii. Ben yine de çıkarayım da. Ayakkabılarımı. Bismillah. Bayağı mutfakta iş var. Ama burası bitmiş arkadaşlar. Bakın. Bir şey kalmamış burada. Bakalım. Aa, yatak odasının dolapları da bitti. Bakın. Yatak odasının bir yatak baza kaldı. Dolaplar falan gitmiş arkadaşlar. Bakalım. Bu salon da bitti bakın. Fazla bir şey kalmadı. Kim geldi? Merhabalar. Nasılsın? Anne, mama, Tamam. Artık son eşyalar gidiyor arkadaşlar. Böyle büyük parçalar gitti. Şimdi küçük parçalar kaldı. Bunları da yükledik mi tamamdır. Annemin öyle hiç ıvır zıvırı yok. Bir de bakın şöyle. Halılar kaldı. Şöyle. Az bir şey kaldı. Yenge sağ olsun çay getirdi. Akrabalar geldi. Annemin arkadaşları geldi. Ev şu an çok kalabalık. Ondan çekim yapamıyorum. Allah hepsinden razı olsun. Gerçekten sevilmek güzel bir şey. Şöyle göstereyim size. Artık bütün ev boşaldı arkadaşlar. Şöyle. Bakar mısınız? Bitti. Her şey gitti. Yorulduk. Bayağı bir yorulduk. Şimdi bize geçiyoruz. Demiş olduğum gibi bir devir bitti. Mutfakta da her şey bitti arkadaşlar. Dolap içleri, her şey. Sadece bu buzdolabı kaldı. Buzdolabını da yarın verecekler. Biliyorsunuz yeni buzdolabı aldım yani. O yüzden bunu almadık. Ama yarın satacaklar yani. Satıldı. Yarın gelip alacak alan kişi. Bir de bu biberon. Bunu almayacağım çünkü buna baktıkça ağlarım. Yeni doğduğundan itibaren yani 6 aylıktan sonra bunu kullandım da. O yüzden bunda çok anılar aklıma gelir. Ah. Şimdi içsin. Sonra ben atarım onu. Hadi bakalım. Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Dün videoyu devam ettiremedim. Ama ev tamamen gitti dün. Evden eve taşıma tutmuştuk zaten. Minanneler tutmuştu yani. Ama akrabalar geldi. Onlar da ekstra yardım edince inanın 1,5 saatte bütün ev, her şey bitti. Böyle birlikte vakit geçirmek istediler tüm akrabalar.
Bize geldik, yemek yedik, çay içtik, sonra parka gittik, hep birlikte böyle sohbet, muhabbet çok güzel oldu ama gece 1'de eve geldim. İnanın artık Milan'ın da uyku dengesi dün bozuldu. Onu yatırdım, hemen ben de yattım. Bugün de biliyorsunuz cuma. Hayırlı cumalar diliyorum herkese. Minani'nin babası rahmetli oldu geçen sene. Burada ilerideki mezarda yatıyor. Gitmeden önce Selma dedi ona bir Yasin okuyayım da öyle gideyim. Mira'yı da aldı. Beraber gittiler arkadaşlar. Ben de şimdi hazırlanacağım. Son bir de gitmeden pazara gidelim Selma dedi. Çünkü birkaç şey alayım dedi. İşte çorap, terlik, hani oralarda ucuzdur. Terliklerim, ev terlikleri hep yırtıldı falan dedi. Şöyle birlikte bir pazar yaparız Minane ile. Ondan sonra da biz de gideceğiz arkadaşlar Mehmet'le birlikte. Valizi zaten şöyle bir üstün körü hazırlamıştım. Tamamen hazırlarım. Biz çok kalmayacağız. Rabbim nasip kısmet ederse çarşamba günü geri döneceğiz. Perşembe günü buradayız. Bir aksilik, bir sorun olmazsa. Bakalım, ben de çok merak ediyorum. Ev nasıl olacak? Biliyorsunuz bu evde geçici kalacaklar. Müstakil ev yaptırmaya karar verdiler. Müstakil bir evde de bize de bir yer yapacaklarmış. Böyle hani küçük bir daire. Biz de gittiğimizde orada kalacağız inşallah. O tamamlanana kadar şimdilik geçici bir sürede orada bir evde kalacaklar. Öyle yani, tam bir köy evi. Biliyorsunuz şimdiki köy evleri de çok güzel oluyor. Öyle bir şey düşünüyorlar. İnşallah düşündükleri gibi olur arkadaşlar. Ben şimdi kahvaltımızı yaptık. Bayağı bir böyle çabuk çabuk acelece hazırladım ben. Sabah erkenden kalktım. Dün yufkaları sardım. Börek, işte yumurta, peynir, zeytin hep birlikte. Sağ olsun ben evi süpürdüm. Minane sildi. Beraber işimizi de yaptık. Bir tek işte bu hazırlanma olayları kaldı. Bakalım inşallah bu akşam hep beraber yola çıkarız. İnşallah videoyu yarına yetiştirebilirim, internet çeker yükleme işleminde. Bakalım gün bize neler getirecek. İlk önce pazar, sonra da hep birlikte yola çıkarız inşallah. Biz pazardan az önce geldik arkadaşlar. Çorapların yeri çok güzel görünüyordu. Şöyle Mira'ya da aldım ben. Şöyle 4 çift Mira'ya aldım arkadaşlar. Tanesi 3,5 liraydı. Şöyle. Mini anne de kendine baya bir çorap aldı. Şöyle. Bakın. Bir de oğlan çocuklara böyle bir 20 tane falan var yani. Çorap aldı. Çünkü burada pazarlarda gerçekten çoraplar çok uygun fiyatta oluyor. Bir de şöyle terliklerden aldı arkadaşlar. Aynısının lacivertinden aldı. Bunlar da 35 liraydı. Şöyle. Bu desenler bayağı var. Elbiselerin altına da giyiniyorlar. Bir de şu tabakların tanesi ne kadardı biliyor musunuz? 7,5 liraydı. Bazıları böyle çatlak ya da işte defoluydu. Ama bunlardan şöyle buldum. Hiçbir kusurları yoktu. Kaçırmayayım dedim inanne. Şöyle iki tane kendisine aldı. Bir de şu elbise 25 liraydı. Kaçırmak istemedim. Mira'ya da şöyle bir yazlık, yani evde giyer en azından. 25 lira çok da yani bir fiyat değil elbise için. O yüzden alayım dedim. Bir tane de Mira'ya şöyle bir elbise aldım arkadaşlar. Şöyle bir kahve içelim dedik. Minane bize yolluk da yaptı sağ olsun. Şöyle ekmek börek gibi, dışarısı kıtır, içerisi yumuşacık, böyle kaplara koyacağız arkadaşlar. Kapları da hazır ettik. Biz yola çıktık. Bayağı da bir yol aldık arkadaşlar. Malatya'ya gelmek üzereyiz. Böyle yollar bir değişik geldi bana. Mehmet de kardeşi dönüşümlü sürüyor. Yollar da boş olunca çabucacık gidiyoruz. Şimdi geldik arkadaşlar. Sitede daireyi de bulduk. Bayağı bir daire vardı. Şöyle giriş bu şekilde. Göstereyim sizlere. Buradan iki oda ayrılıyor. Hemen bu kısımda mutfak var. Şöyle. Biz gelmeden önce bakın yerler falan temiz. Bir bayan abla temizlemiş. Şöyle göstereyim size. Çünkü o yorgunlukta bir de temizlik yapamazdık. Çok uzun sürdü. Tabii şimdi üstünden temizleyeceğiz. Yine sileceğiz ama o el kirini temizletmiş olduk. Bizim için de gerçekten iyi oldu. Şöyle dolaplarını göstereyim size. Şu şekilde.
dolapları şöyle. Bir şeye üzüldük. Aspiratörü yokmuş. Onu bilmiyorduk açıkçası. Şöyle alt dolaplarına da bakalım isterseniz sizle beraber. Şöyle alt dolapları da bu şekilde arkadaşlar. Bu da büyük ihtimalle gider yeridir. Hemen şurada doğalgaz yeri var. Size göstereyim Bingöl'ü. Belki merak edenler vardır. Bakın şu sitelerin aynısı buradaki siteler. Şöyle göstereyim size. Bakar mısınız? Bayağı ekip biçiyorlar burada. Bayağı da bir yeşillik. Çok sessiz bir alan. Şöyle hemen ilerleyelim. Burada Alaturka tuvalet var. Hemen bu kısma geldiğimizde burası oturma odası arkadaşlar. Mutfakta da görmüşsünüzdür. Komşular geldiğimizi duydu. Hemen bize kola, su ikram ettiler. Bardaklar burada. Mehmet'in bardağı burada. Şöyle göstereyim. Burası boyandı arkadaşlar. Şu karşısını griye boyamışlar. Burası da böyle beyaz bir renk. Yani tam da beyaz değil de kül beyaz gibi. Hemen size buranın manzarasını da göstereyim. Şu şekilde. Burası oturma odası. Şöyle. Kare benim salonum gibi. Benim salonum da kare. Kare bayağı kullanışlı oluyor. Kapıları da boyamışlar bu arada. Şöyle. Hemen banyoyu göstereyim size. Işıklı elektrik yok. Aslında elektriği açtırır ama alttan yokmuş elektrik. Banyosu da bu şekilde arkadaşlar. Hemen şimdi şöyle bu kısma geldiğimizde burası çocuk odası arkadaşlar. Şöyle genç odası da diyebiliriz. Göstereyim sizlere. Ve bu taraf kaldı. Şöyle bu tarafı da gösterelim. Burası da yatak odası arkadaşlar. Şöyle yatak odası da bu şekilde. Buranın şeyini göstereyim size. Bakın hemen altta baya bir ekip biçmişler. Şuraya bakar mısınız? Az önce abiler falan burada baya ekip biçiyorlar yani. Ve bu sitenin içerisine direkt kapının önünden şey geçiyor. Otobüs geçiyor. Yani direkt binanın altından geçiyor. O da iyi oldu onlar için. Yatak odası gayet kullanışlı. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama bence gayet kullanışlı. Şöyle göstereyim size. Göstermediğim bir tek Alaturka tuvalet kaldı. O da yani hani Alaturka tuvaleti çok fazla göstermeye gerek yoktur diye düşünüyorum. O yüzden göstermedim. Şimdi komşular kahvaltı hazırlamışlar. Biz de bir şeyler hazırlayacaktık ama bizi çağırıyorlar. Öyle ben de bir ineyim. Mina anne indi Miray ile birlikte. Ben de bir ineyim kahvaltımızı yapalım. Böyle yani bakalım eşyalar da gelecek. Onu bekliyoruz. Zaten aynı bizle birlikte geldi eşyalar. Vinç işini ayarlıyorlar. Taşıyıcılar hazır. Burası 4. kat arkadaşlar. Vinç ile birlikte gelmesi daha kolay olur diye düşündük. Şöyle. Diğer tarafta park tarafında kalıyor. Bu ev arka tarafa bakıyor. Öyle yani. Şimdiden camlarını bile silmiş bakın. Ne kadar güzel. Camlar bile tertemiz valla. Çok fazla bir işi yok buranın açıkçası. Eşyalar taşınıyor. Bir de şimdi annem koltuğu yüzletecek. Böyle koltuk rengine bakıyoruz arkadaşlar. Size göstereyim. Bir şu rengi beğendik. Bir de şu açık gri, bir de şu koyu griyi beğendik. Şu da var. Hepsi güzel. Anne sen hangisini daha çok beğendin? Bu evet değil mi? O kiri de belli etmez. Meşhur olsun yani. Kiri belli etmesin. Evet. Bence de şu da çok güzel. Açık kalıyor. Bu açık kalıyor. Bu koltuk şeyleri gibi. Evet, aynı. Ama çok kirliydi. O zaman bu olsun. Ha, kir mi deniyorsun? Teklileri bu renk. Normal üçlüleri de bu renge karar verdik.
Eşyalarım hepsi geldi arkadaşlar. Şöyle göstereyim sizlere. Şu anda ne nerede belli değil. Salonda ışık yok. Aslında elektrik geldi ama burada şey yok. Bununla falan alınması lazım tabii. Onların hepsini yarın halledeceğiz. Yavaş yavaş biz de çıkacağız. Çünkü doğalgaz da yok. O yüzden bugün burada kalmayacağız. Köye çıkacağız. Tam yukarı köy dedikleri yere çıkacağız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın hep birlikte evi toplarız, yerleştiririz. Yeni eşyaları açar bakarız. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.